Merhaba arkadaşlar, ben Mert Meriç Karadeniz. Fenerbahçe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Bu dönem sizler için RISC-V tabanlı işlemci tasarımı sunumumuzu anlatacağım. RISC-V'nin farkı nedir? ARM ve x86 ile karşılaştırıldığında RISC-V aşağıdaki avantajlara sahiptir. Ücretsiz, modüler, kararlı, genişletilebilirlik özellikleri vardır. Şu şekil, RISC-V açık kaynaklıdır. IP için ödeme yapmaya gerek yoktur. RISC-V diğer ticari ISA'lardan çok daha küçüktür. RISC-V birden çok standart uzantıya sahip küçük bir standart temel ISA'ya sahiptir. Temel ve ilk standart uzantılar zaten dondurulmuş. Büyük güncellemeler için endişelenmenize gerek yoktur. Uzantılara göre belirli işlevler eklenebilir. Vektör gibi geliştirilmekte olan daha birçok uzantı vardır. RISC-V tabanlı işlemci nedir? Bundan bahsedeyim. RISC-V yerleşik azaltılmış komut seti bilgisayarı RISC ilkelerine dayanan bir açık standart komut seti mimarisidir. ISE. Diğer ISE tasarımlarının çoğunun aksine RISC-V ISE kullanım için ücret gerektirmeyen açık kaynak lisansları altında sağlanır. Bir dizi şirket RISC-V donanım sunuyor veya duyurdu. Açık kaynaklı işletim sistemleri mevcuttur ve komut seti birkaç popüler yazılım araç zincirinde desteklenmektedir. Projenin nasıl yapıldığı, işlemcinin nasıl çalıştığı ve hangi araçlar kullanıldığı. Bu projede başlangıç tasarım verilen bir RISC-V işlemcisinin ALU ve Instruction Decoder blokları temel sistem Verilog dili özellikleri kullanılarak tasarım ve doğrulama çalışmaları yapıldı. Araçlar Vivado Design Studio, X-Links, sistem Verilog dili. Tasarımda tanıma yapılmış ancak gerçekleşmesi yapılmamış modeller bulunmaktadır. Biz bunların tasarımını yaptık. ALU, Instruction Decoder. ALU nedir ve tasarımı? ALU veya V gibi basit toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve mantık işlemleri gerçekleştirilir. Bellek programın talimatlarını ve verilerini saklar. İşlemcinin ALU'sunun destekleyeceği 11 adet işlem vardır. Bu işlemlerden hangisinin yapılacağı ALU function girişimlerinden gelmektedir. İşlemlere göre A ve B sayıları result isminde sonuç çıkışı ve sonuç eğer 0 ise ayrı bir çıkış olarak sonucunun sıfır olması durumunda bir olan bir çıktı vardır. ALU nedir ve tasarımı? Şimdi arkadaşlar, A ve B sayılarımız var. Result isminde sonuç çıkışı şu şekil. Sonuç eğer sıfır ise ayrı bir çıkış olarak sonucun sıfır olması durumunda bir olan bir çıktı vardır. Yani şu şekil. Toplama, çarpma işlemlerimiz. Onun destekli işlemler ve operasyon kodları. 01 şekil. Instruction decoder nedir ve tasarımı? Bir işlemcinin talimat kod çözücüsü, bazen salt okunur bellek biçiminde, bazen de sıradan bir bileşimsel devre biçiminde olan bir bileşimsel devredir. Amacı bir talimat kodunu, talimat için mikro kodun başladığı mikro bellekteki adrese çevirmek. Buradan giriyor abi. Çıktılarımız. Instruction decoder ünitesinin kodları ve açıklamaları. Aşağıda instruction decoder ünitesinin giriş seçenekleri gösterilmektedir. Bunlar. Bu şekil. Yani bu böyle geçiyor kod sırasında. ALU ünitesinin operasyon kodları ve açıklamaları 01 kaynaklarımız. Topluyoruz, çarpıyoruz ve diğer işlemler bu şekil. XOR, OR, AND kapılarımız. Sonuç olarak projenin doğru çalıştığını test edilmiş başlangıç test kodları da test edilmiştir. Eğer projemizde kod hatası veya herhangi bir çalışma hatası yok ise şekil 2'de kırmızı kutu içerisindeki bölgede pass yazısını göreceksin. Proje kapsamında ALU'nun destekli işlemler ve operasyon kodlarını ALU Instruction Decoder modüllerini işlemcileri test etmeyi öğrendik. Gördüğünüz gibi pass yazısı eğer doğru şekilde çalışırsa kodumuzu çalıştırdığımızda böyle bir ekran çıkıyor. Okuduğunuz ve dinlediğiniz için teşekkürler.